Merhabalar arkadaşlar, İnoların Ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazmalarınıza yakışacak çokça güzel, çok da şık, gösterişli bir modelin anlatımını yapacağım. Umarım beğenir dener, sizler de yaparsınız. Kullandığım ipleri Moyalı Suni İpek İptir. 4 katlısı Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ben önceden biraz yaptım. Şu köşedekini de hep birlikte yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane zürafa bırakıp altıncıya hemen ipimizi sabitliyorum. Şimdi bir tane iki tane zürafa yapıyorum. İki tane zürafamı yaptım. Hemen ilk zürafamın içine ipimizi şöyle geriye alıyorum. Bu geriye aldığım yere 5 tane kibrik yapacağız. Şu boyutta. Kibriklerimin boyunu önce ayarlayıp ondan sonra ipimi çekiyorum arkadaşlar. Böyle 5 tane kibriğimizi yaptım. İpimi ilk yaptığım kibriğimin içine geri alıyorum. Şöyle ayarını yapıp şekilde geriye aldım. Şimdi bu ilk kibriğimin içine hemen bir tane kibriğimi yaptım. Üzerine alıyorum. Burayı bir sıra daha çıkacağım. Yandaki kibriğime geçiyorum. Buraya da sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Evet, ortada 3 tane sinek kanadımı yaptım. Yandakine geçiyorum. Burayı da 2 kere çıkacağız arkadaşlar. Şimdi kirpicimi yapıyorum.
Bir sıra daha yapıyorum. Burası biraz yaprak gibi olacak. Evet, bu şekilde olacak. Yeşil kısmı. Şimdi hemen ara yolunu da yine 5 tane zürafa bırakıp, tabi sizler bu zürafanızın sayısına göre veya koyacağınız çiçek sayısına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane zürafamı yaptım, geri alıyorum. Sinek kanadı yapıyoruz arasını da. Üzerine aldım ve dibine geri iniyorum. Evet, modelimin ara yolu da bu şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi arasını çiçek sayınıza göre kendiniz sayısını belirtebilirsiniz. Benimki biraz sık oldu. Evet, bir de hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Şu yeşil rengimle, şuradan yeşil rengimi alayım. Bunu da hemen gösterelim. Şuraya bu yeşil rengimle pıtırcıklar yapacağız. Böyle 4 tane ufacık ufacık kibrit yapacağım arkadaşlar buraya. Evet, yeşil kısmım bu şekilde. Ben biraz daha tamamlayayım arkadaşlar. Çiçeğimin yapımıyla geleyim. Evet, modelimin yeşil kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bugünkü güzelliğim de bu şekilde. Çok tatlı bir çiçeğim olacak. Hemen şu sinek kanatlarımızın üçünü de aynı bu şekilde yapacağız. Çiçeklerimizi. Şimdi sıra mor rengimizde. Şimdi buraya iki tane ufak kibrit yapacağım arkadaşlar. Tane kipremi yaptım. İlk yaptığım kipremin içine şöyle ayarımı
ayarını yaparak geriye aldım. Bir tane kipriğimizi şu boyutta yaptım. İçine geriye alıyorum. Yukarı ipimi alıyorum. Şu geriye aldığım şu kısmını arkadaşlar şurasına 3 tane ufacık ufacık kiprikler yapıyorum. Yani sık iğne. Tekrardan aynı yere iniyorum. Yine kipriğimi şu boyutta yaptım. Geri aldığım yere yine aynı şekilde 3 tane sıkı iğne. Yine kipriğimi aldım, yaptım. Yukarı ipimi alıyorum. Çiçeğimin bir tanesini yaptım arkadaşlar. Hemen yandaki sinek kanadıma geçiyorum. Buradaki çiçeğimizi bir tık büyük yapacağız. Şu şekilde olacak. Bir tane ipim çıktı. Bir tane kipriğimizi yapıp da üzerine yapacaktık. Hemen ipimi takayım. Evet. Şimdi bir tane şöyle kipriğimi yapacağım. Üzerine ipimi alacağım. Bu üzerine 3 tane kiprik yapacağım. Ondan sonra yapacağız. Pardon, 2 tane kiprik. Geri alıyorum. Bu ortadaki bir tık uzun olsun istedim. Onun için bu şekilde yaptım. Sayıları aynı. 3 şekilde 3 tane olacak burası da. Ortadakini de bu şekilde yaptım. İpim de azaldı. Şuradan burayı ayrı kesiyorum arkadaşlar. Şu çiçeğimi de sonra yapacağım. Şimdi şu tohum ayrıntısını göstereyim. Hepsini tamamlayayım arkadaşlar. Şurasına, şuradaki şu aradaki kipriğimi
Buraya tohum yapacağım. Bu siyah ipimle. Yanındakini de yapayım, sonra iplerimi keseyim. Evet arkadaşlar, modelimin tamamı bu şekilde. Arasına başka bir şey koymayacağım, bu şekilde bırakacağım. Ve şu çiçeklerimi de tamamlayayım, bitmiş haliyle geleyim. Bugünkü güzelliğimin de sonuna geldim. Böyle çok şık, gösterişli, çok cici bir modelim oldu arkadaşlar. Ben severek çalıştım. Umarım sizler de beğenir, dener, yaparsınız. Şöyle yazmamın renk uyumuyla da bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olan arkadaşlarıma buradan kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma buradan kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar.